Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz question tag, yani değil midir anlatıyoruz. A question tag is a short question. Have, haven't you to follow a statement. Question tag bir durumu takip eden kısa sorulardır. Mesela you haven't got a car, have you? Onun bir arabası yok, değil mi? It was a good film, wasn't it? Film güzel değildi, değil mi diyoruz. Yani kısa bir duruma kısa cevap veriyoruz. Ama bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Her tag question'larımız durum olumsuzsa tag question'ımız olumlu oluyor. Durum olumluysa da tag question'ımız olumsuz oluyor. Şöyle, Tom won't be late. Tom geç kalmayacak. Olumsuz durum. Biz neyle soruyoruz? Will he diyoruz. Olumlu yapıyoruz. They don't like us. Negative sentence. Positive tag question yapıyoruz. Do, they diyoruz. That isn't George over there. Tag question yapıyoruz. Isn't. Is it yapıyoruz. Bakın. Negatif durumlarda pozitif yapıyoruz. Pozitif durumlarda da negatif yapıyoruz. And will be here soon. En yakında burada olacak. Won't she diyoruz. Tom should pass his exam. Tom sınavını geçebilir. Değil mi derken shouldn't he. They were very angry. Onlar çok kızgındı. Değil mi derken olumlu durumlarda da tag question'ı olumsuz yapıyoruz. Bizim burada bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gerekenler şu arkadaşlar. Biz burada yaparken zamanın kalıbı neyse tag question'ımızda olması olur. Yani yardımcı fiilimize göre tag question soruyor. Mesela want'sa want'un olumlu durumu neydi? Will'di. Will'i kullanacağız. Don't'un mesela they don't like olumlu durumu nedir? Do'dur. Do they diye soruyoruz. Isn't. Isn't'ın olumlu durumu nedir? Is'dir. Is it diye soruyoruz. Yine kez aynı şekilde pozitif cümleye baktığımızda cümleyi will'le vermiş. Will'in olumsuzu nedir? Won't'tur. O yüzden won't she diye soruyoruz. Should'la sormuş modulda. Should'un olumsuzu nedir? Shouldn't'tır. Shouldn't'la soruyoruz. Were kullanmış. Were'ın olumsuzu neydi? Weren't'la. Yani bizim burada bilmemiz gereken şeylerden biri de zamanını kullanırken yardımcı fiilleriyle tag question yapıyoruz. Yardımcı fiilimiz cümlede olumluysa tag question'ımızı olumsuz yapıyoruz. Cümlemizde negatifse tag question'ımız olumlu oluyor. Bakın burada gözcesinde John was annoyed, wasn't he? Auxiliary verbimiz ne burada? Was, yani yardımcı fiilimiz. Yardımcı fiilimiz cümlede olumlu olduğu için tag question'da olumsuz olacak. İkincisini nasıl söylüyor? He wasn't annoyed, was he? Burada wasn't kullanmış. Tag question'ımız was'la olacak. I am late, aren't I? Mesela biz burada şeyi kullanırken bilmemiz gereken bu artı bir durum. I am'i kullanırken olumsuzu am not I diye kullanmıyoruz. Aren't I oluyor. Yani biz aren't I diye söylüyoruz. Aren't I diye bir şey yok. Şimdi biz burada with all words, tag questions are formed do, don't and don't, doesn't. Present simple tense'de diyor. Do, don't ya da don't, doesn't kullanacağız. Past tense'de de did, didn't kullanacağız. Mesela you like fish. Balık seversin değil mi? Don't you, bakın. Olumlu durumunu da olumsuz olarak don't'la soruyoruz. They don't like fish, do they? Bakın burada durumumuz olumsuz. Tag question olumlu oluyor. He likes fish. O balıklı sever. Doesn't he? Bakın durumumuz olumlu. Tag question'ımız olumsuz. She liked fish, didn't she? Bakın burada durumumuz olumlu. Tag question'ımız olumsuz oluyor. You have to eat at 4, don't you? Burada yine simple tense kullanıldığı için biz ne kullanacağız? Tag question'ımızı olumsuz kullanacağız. You did your homework. Past tense kullanmış. Olumlu cümle. Tag question'ımız olumsuz olacak. There will be a strike. Won't there? Bakın yine will kullanıldığı için. Will dedi biz ne yapacağız? Olumsuzunu yaparken tag question'ın olumsuzunu soruyoruz. Bizim en çok bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar değişebiliyor. Yani normalde yardımcı fiillerine göre yapıyorduk ya. I am olduğunda biz negatifini yaparken aren't I kullanıyoruz. Bunu asla unutmayacağız.
Ama I am not olduğunda are I diye bir şey yok. I am not olduğunda olumsuz tak question yaparken am I olacak. Don't yani imperatif cümlelerinde biz will you kalıbını kullanacağız. İmperatif cümlelerinde. İmperatif cümleleri neydi? Emir cümleleri. Birazdan bakacağız. Ve let's'i kullanırken de shall'i kullanıyoruz. Mesela I am doing right exercise, aren't I? Bakın I am olduğu için aren't'ı kullanıyoruz. I am not in the right place olduğunda am I kullandık buradakilere göre. Don't make any noise. İmperatif cümlesi kullanmış. Biz burada neyi kullanacağız? Will you diyoruz. Let's go France. Shall we diyoruz. Şimdi şuradan örnekleri yapacak olursak arkadaşlar. He's late this morning dediğimizde bizim tak question'ımız ne? Is'i kullanmış. Biz olumsuzunu yapacağız. Ne olacak bu sefer? Isn't he olacak. Bakın büyük harfiyle yapalım. Burada the hotel was quite good. Oldukça iyiydi. Tak question yapacağız. Ne olacak? Wasn't it olacak. Burada she cooks well. Present tense kullanmış. O zaman ne olacak? Olumsuzunu yapacağız. Doesn't she oluyor. Doesn't she. Burada you can tell the difference. Farklı bir şey söylemiyorsun diyor. Can'i kullanmış. O zaman biz can'in olumlusunu yapacağız. Can you olacak. Burada you are coming with us. They always sleep after lunch. Öğleden sonra, yemekten sonra uyuyorlar diyor. Simple tense kullanmış. O zaman neyi kullanacağız? Don't they olacak. Burada you are coming with us. Bizimle beraber geliyorsun diyor. Continuous tense kullanmış. O zaman ne olacak? Aren't you olacak. Burada Mary plays football. Present tense kullanmış. Olumlu cümle. Biz olumlusunu yapacağız. Ne olacak? Doesn't she olacak. Burada you didn't have any lesson this morning. Bu sabah dersin yoktu diyor. Olumsuz cümle kullandığı için biz olumlu kullanacağız. Ne olacak? Did you olacak. Anne is on holiday. Anne diyor tatilde diyor. Biz bunu tak question'ı olumsuz yapacağız. O zaman ne olacak? Olumsuzu. Isn't she olacak. Çünkü en nedir? Bir şeydir. The students see it every day. Öğrenci her gün onu görür diyor. O zaman ne olacak? Biz bunu tak question'a olumsuz yapacağız. Ne olur? Don't they olur. Burada Bay Presley doesn't know your father. Babanı tanımıyor diyor. Biz burada tak question'da tanıyor değil mi diye soracağız. Olumsuz cümle yapıldığı için olumluyu tak question'a yapıyoruz. There are lots of cars here. Çok araba var burada diyor. Biz bunu ne yapacağız? Olumsuz olarak soracağız. Olumsuz olarak sorduğumuzda ne olacak? Aren't there olacak. Gördüğümüz gibi arkadaşlar biz tak question'da cümlemiz olumluysa olumsuz tak question yapıyoruz. Cümlemiz olumsuzsa olumsuz tak question yapıyoruz. Cümlemiz olumsuzsa olumlu tak question yapıyoruz. Ve tak question yaparken biz auxiliary verb'e, yardımcı fiillere bakıyoruz. Hani hangi zamanda kullanılmışsa ona göre. Mesela present tense'de kullanılmış is, is'le. Past tense'de kullanılmış was, was'la. Present simple tense'de kullanılmış doesn't'la kullanacağız. Çünkü olumsuz yaparken doesn't kullanıyorduk. Can model'da, modellerde can't kullanmış, can'i kullanıyoruz. Yine işte simple tense'de olumlu cümleyi biz olumsuza çevirirken don't kullandığımız için don't kullanmışız. You are coming. İşte burada continuous tense kullanıyor. Continuous tense'in olumsuzunu yaparken ne yapıyorduk? Isn't aren't yapıyorduk. O yüzden aren't olacak. Yine past tense'de did'i kullanıyoruz. İşte yine aynı şekilde present simple tense'in olumsuzunu yaparken is'inki nedir? Isn't'tır. Student see present simple tense olumlu cümleyi biz olumsuza çeviriyoruz. Don't oluyor. Burada yine aynı şekilde present simple tense'in olumsuzunu kullanmış. Biz olumlusunu kullanıyoruz. Burada da there is there are'ın olumsuzunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi olumlu cümlelerde question tak olumsuz, olumsuz cümlelerde question tak olumlu oluyor. Dersimiz bugün de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.